Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün konumuz gençlik ve kıymetli bir hocamla inşallah gençliğe dair konuşacağız. Hocam Sadrettin Turhan Bey, Sadrettin Turhan Bey, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Mevla'ya hamdolsun, Rabbime şükürler olsun. Allah'ın bize verdiği emanet nefesi, en hayırlı bir şekilde tüketmenin derdi içerisindeyiz. İnşallah güzel bir şekilde tüketerek ömrümüzü akıbetine uğratırız inşallah. Eyvallah. Netice itibariyle Allah-u Teala bu nefesi verdiği andan nefesi alacağı ana kadar değişik sahnelere bölmüş hayatı. Bebeklik sahnesi, çocukluk sahnesi, gençlik sahnesi, ondan sonra işte ihtiyarlık, yaşlılık, ondan sonra da asıl mekana uzanma sahnesi. Her sahnenin sahnede bir performans uygulamak gerekiyor. Aynı bir tiyatro oyuncusu gibi. Evet. Nasıl tiyatro oyuncusu kendine verilen rolü en iyi şekilde oynaması gerekiyorsa, insanoğlu da hangi rolde bulunuyorsa, çocuksa çocukluğunu en iyi şekilde, gençse gençliğini, patronsa patronluğunu, işçiyse işçiliğini, program sunucusu ise program sunuculuğunu, davetli ise davetli rolünü iyi oynaması gerekir düşünüyorum. Bunun için de tabii eğitim gerekiyor. Mutlaka. Eğitimde her yer okul demek değil, hayatın tamamı mutlaka bir okul diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Allah razı olsun hocam. Sizden de. Hocam özellikle gençliğe değinmek istiyoruz. Evet. Zira belki tarihe yön veren en önemli noktalarda hep gençler bulundu. Bugün itibariyle gençlerin genel profilde nasıl olmasına dair inşallah biraz size sorularımız olacak. Eyvallah. Bu deyimde sizinle inşallah bu muhabbeti kuracağız. Evet. Öncelikle gençliğin önem ve ehemmiyeti diyerek başlayalım hocam. Evet. Buyurun. Şimdi gençlik şu yönden önemli. Düşündüğünü fiiliyata geçirme hakkına sahiptir gençlik. Şimdi genç olmayan birisi birçok şeyi düşünür, birçok şey hakkında birçok şeyi proje yapar, birçok şeyi harekete geçirip yön vermek ister. Ama vücudu ve bedeni ona müsaade etmez. Böylece ne olur? Aslında ihtiyar gençler diyorum ben ona. Fikir üretmekte, proje üretmekte o tecrübelerini kullanırlar. Genç dediğimiz kişi de bu üretilmiş projeleri hayata geçirir. Aslında genç dediğimizde hani o kavramı da iyi oturtmak gerekir. Hani 10 ile 25 yaş arası, 10 ile 30 yaş arası gibi de sınırlandırmamak gerekiyor. Evet. Yani bunu net koyalım ortaya. Çünkü ben öyle kişiler tanıyorum ki siz de tanıyorsunuzdur toplum içerisinde. 70 yaşına gelmiş ama hem fiziki olarak, hem kültür olarak, hem ideal olarak, hem fiiliyat olarak gençlere taş çıkartacak bir sürü insan var aramızda. Evet. Şimdi biz bu insana yaşlı ya da orta yaşlı dersek haksızlık etmiş oluruz. Evet. Ya da tam tersine yani büyümüş de küçülmüş dediğimiz gençler var. Bakıyorsun 7-8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında yaş olarak ama fikir dünyası, ondan sonra ideal dünyası, hizmetleri, çalışmaları, gayretleri ya diyorsun bu yaşta olamaz. Bu idraki, bu feraseti, bu basireti bu yaşta gösteremez. O yüzden genç kavramını biraz daha böyle geniş almak gerekiyor. Genç ne diyelim o zaman? Genç düşündüğünü fiiliyata aktarabilen gibi böyle bir genel kavram koyalım oraya. Oradan devam edelim. Biz demin de ifade ettiğim gibi dünyaya sadece ve sadece bir takım ihtiyaçları karşılamaya gelmedik. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki şu anda bizi izleyen Rehber TV izleyicileri zaten bunu bizden çok daha iyi biliyorlar. Bizim dünyaya gelişimizin bir gayesi var. Bu gaye şu anda içinde bulunduğumuz mübarek ayda olduğu gibi amel ve ibadetlerimizi en maksimum seviyede güzel yapıp Rabbin huzurunda bize vermiş olduğu bu ne diyelim kaportayı, bedeni en sağlam şekilde ulaştırabilmek. Şimdi gençler önemli. Bizim manada gençlere gelirsek, şu anda gençlik gerçekten iki uçta. Yani birkaç gün evvel yurt dışındaydım, ondan önce birkaç gün evvel de doğudaydım. Şimdi gittiğimiz yerlerde, okullarda ya da konferans öncelerinde biz mutlaka işte öğretmen odasında ya da konferans öncesi stüdyoda oturur, muhabbet ederiz. Buradaki gençler nedir, gençlerin durumu nedir falan diye. Hep şunu diyoruz. Ya hocam işte gençlerin durumu ortada işte. İşte şu var, bu var, böyle kötülükler var, işte ne bileyim madde bağımlısı olan gençler var, işte evine uğramayan gençler var, ondan sonra sıkıntı çeken gençler var. Eyvallah, doğru. Gençliğin genel manası itibariyle böyle bir yer var. Sonra madalyon değişiyor.
Diğer tarafa geçiyoruz. Pırıl pırıl da gençler var. Öyle gençler gördüm ki, yani bir örnek olması babında söyleyeyim. İlk Almanya'ya git, Almanya'nın bir bölgesinde konferansa gittik. Şimdi bizim aklımızdaki temayül şu. Fuardan çıktık, gençlerle bir sohbet yapacağız. Bir 30-40 tane genç toplanmış. Hocam dediler işte sohbet edebilir miyiz? Biz de o zaman yine peygamber dönemi, peygamber ahlakı, peygamberin siyeri nebisi üzerine bir sohbet yapalım istedik. Öyle talep geldi. Ondan sonra şimdi biz tabii Almanya'da yetişmiş bir gencin siyer bilgisi ne kadar olabilir? Yani bu bizim çıtamızda bayağı aşağıladı bir yer. Yani birinci vites diyelim. Girdik sohbete, muhabbete. Ondan sonra işte yavaşça anlatmaya başladık meseleleri. Karşınızda görüntü itibariyle, bakın bu çok önemli. Yani hani görüntüyü değiştirme babında, görüntü itibariyle bizim bu bilgilerimizi çok da algılayamayacak insanlar profili var. İşte saçları beyaz, boyanmış, kot pantolonlu falan gibi. Şimdi ben meseleyi anlatmaya başlıyorum. Bakıyorum ki meseleyi aslında çözmüşler. Yani isim vermeden geçiyorum. Hocam diyorlar şu mu? Mesela diyorum ki Mekke'de bir ev vardı. Orada toplanıyorlardı. Diyor ki oradan hocam Erkam'ın evi mi? Orada diyorum yiğitler vardı. Bir diyor ki Musab bin Ümeyr mi? Diyorum ki işte Kabe'de şöyle bir yer var. Hocam şurası mı? Uhud'dan bahsediyoruz. Hocam şu mu? Demek ki genç dışarıdan görüldüğü kadar da basit değil. Evet. Böyle de bir genç grup var. Yani gördüğümüzün dışında içi cevher gibi olan bir genç grup var. Şimdi bu iki grup birbiriyle fiiliyatta olmasa da fikriyatta karşılıklı. Yani biri oradan çekiyor, biri buradan çekiyor. Hani biz okullarda oynadık ya ip yarışı, biri takım bu tarafa çeker, ipi çekmece. Yani ne bu tarafa gidiyor, ne bu tarafa gidiyor. O yüzden bu mücadele sürekli devam ediyor. Devam ettiği için de biz diyoruz ki gençler gerçekten kıymetli. Gençleri kaybetmedik. Evet. Ama biraz daha ilerlemiş yaşları olanların buraya yön vermesi, onların eksik gördüğü noktalarını tamamlaması gerekiyor. Buna ihtiyaçları var. Ama bunu yaparken de dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Eğitmen, öğretmen gibi değil. Çünkü gençler zaten fıtrat itibariyle, yani Allah'ın verdiği, biz de yaşadık o günlerimizi. Yani biri bir şey dediğinde, ya sen ne bilirsin kardeşim, bu işi biz biliyoruz modundadır bu gençler. Onlara siz eğer bu moddan, bu fikirle yaklaşırsanız mutlaka alacağınız ilk şey tepkidir. Evet. Yani tepkiyle karşılaşır. Ve bir kişi size tepki gösterirse, bu bizde de böyle değil midir? Birisi bir tepkiyle karşılaşırsa bütün perdeleri kapatır. Yani artık ondan sonra algı olmaz. Algı meselesi kapanmış demektir. Algısı olmayan bir yere de, yani bir sürahinin kapağını kapatın, üzerine su dökün. Onun için su girmez. O sürahinin önce açılması gerekir. O yüzden biraz daha fikir adamlarının, önde olanların, annelerin, babaların, hepimizin, Necip Ali, bizim de evlatlarımız var. Hepimizin biraz daha algıyı açıcı, yanında olucu tavırlar sergilemesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gençlik gerçekten demin bahsettiğim sıkıntıların yanında çok da güzel yetişen bir gençlik var. Hani derler ya, gencim ben, kanı deli, dertler, bentler, vız gelir bana. Bilirim, öğrenirir, öğrenir, öğretirim. Bildiğim doğruyu adam gibi yaşarım. Yani gençlik aslında tamamen budur. Bildikleri doğruları gerçekten sadakatle, samimiyetle yaşayanlardır. O yüzden gençler önemsiyoruz. Gençler çok kıymetli. Yani şu yönüyle aslında belki gençliğin çok fazla bir belki var olan tabloya nazaran gençlerin çok fazla suçu yok. Zira sonuçta gençleri yönlendirecek olacak kişiler, evet, anne baba başta olmak üzere Müslüman bireylerin önde gelenleridir. Yani gençlere yön verecek olan, evet, onları işte hatalara düşmeden bu sırattan, dünya sıratından geçirecek kişiler belki Müslüman önderlerdir. Bu mahiyette sanki hocam gençlerle bu olgun yaşlı, daha yaşlı olan insanlar arasında acaba bağlantıda mı bir sıkıntı var? Yani fikri bağlantı olabilir, sosyal bağlantı olabilir. Hani böyle bir sıkıntı mı var ki aslında biz mesela gençlere bazı şeyleri aktaramıyoruz. Yani böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Burada aslında belki de en önemli şey ne biliyor musun?
kardeşim. Biz birbirimizin çocuklarına bakmayı, birbirimizin çocuklarını yetiştirmeyi kaybettik. Yani bugün bundan birkaç sene evvel, yaşları herhalde benle birlikte olanlar, ben 74'lüyüm, 80-90'ları görenler şu olguyu yaşarlardı. Bir çocuk bir hata yaptığında annesi babasıyla birlikte ya da hata yapmadan evvel, hataya meylettiği anda mahalledeki amcası, dayısı, bakkal, kasap, manav ya da yandaki komşu ona bir şekilde müdahale ederdi. Baba ve anne müdahale etmeden evvel çocuğun bunu algılaması belki de anne ile babanın arasının açılmasında çok önemli bir setti. Yani biz bugün toplum içerisinde önemli olan bu olguyu kaybettik. Yani toplum olabilmek adına herkes fertleşti. Yani herkes kendi evlerine çekildi. Herkes söylüyor ya işte bir apartmanda 30-40 kişi var, 40 kişi kendini tanımıyor. Şimdi bu doğru bir yaklaşım. Eskiden mesela bir mahalleye çocuk kötü bir alışkanlıkla, kötü bir alışkanlığa meylettiğinde veya başladığında ya da yani küfrettiğinde ne bileyim ya da sigara içmeye başladığında hani açık ve net söyleyelim. Hemen mahalledeki bir amca, bir teyze, bir büyük onu uyarırdı. Evet. Veya çocuk şunu derdi, ya ben bu mahallede bunu yaparsam bunu büyüklerim görürler ve işte aile büyüklerine söylerler. Şimdi bu bir saygı penceresiydi. Bu pencere ortadan kalkınca bu sefer çocuklar da fert olmanın getirdiği rahatlıkla istedikleri şeyi yapabilir hale geldiler. Belki de burada biraz peygamber dönemine döndüğümüzde, hani peygamber gençlerle nasıl bu irtibatı kurdu dediğimizde, peygamberin kendi vasfı, yani peygamberlik vasfı, Allah'ın ona vermiş olduğu özellikler, gençlerle olan iletişimi bir tarafa koyduğumuzda, bir de ashabın gençlere karşı yönlendirmesini, yani örnek olarak aldığımızda nasıl peygamberi örnek alıyor, hani kuşu ölen bir çocuğa ziyarete giden peygamber örneğini veririz ya, ya da işte çocuklara her zaman çok değer vermiş, gençlere değer vermiş bir peygamber örneğini, ki bugün demin Erkam'ın evinden bahsettik. Erkam'ın evi dediğimizde bizim aklımıza ne gelir? Tabiri caizse özür dilerim. Bugünkü mana itibariyle koca koca adamların olduğu bir ev. Evet. Çünkü oradan dünyaya yön verecek onlarca insan çıktı. Yani bugün yani dünyadaki İslam'ın yayılmasına ve yetişmesine örnek olacak nice insanlar çıktı. Evet. Hemen aklımıza gelen olgu şudur. İşte orada koca koca adamlar vardı. Allah Resulü onların manevi dünyalarını geliştirerek hepsini birer cevher haline getirdi. Aslında işin ayağı öyle değil. Oraya baktığımızda 10, 12, 13, 15, 20 yaşlarında çocuklar. Yani bunlar çocuk. Biz çocuk diyoruz, o günkü manada gençti. Ve o çocuk dediğimiz, genç dediğimiz insanlar, ki Hazreti Ali'yi düşünün, yani küçücük daha, evet. Zeyd bin Haris hakeza öyle, Musab bin Ümeyr hakeza, Erkam hakeza daha yeni evlenmiş, daha çocuk. Diğer ashabtan isimlerini sayacağımız isimler hepsi çocuk. Yani incelediğimizde böyle hani bu konuda açıkçası izleyicilerimize de özellikle lütfen rica ediyorum. Peygamber hayatını değişik değişik kaynaklardan okusunlar. Farklı farklı yerlerden okusunlar. Özellikle Erkam'ın evini, Darül Erkam'ı özellikle mutlaka bir baksınlar, araştırsınlar, incelesinler. Çünkü Darül Erkam bizim için ciddi manada bugün örnek olabilecek bir evdi diyebiliriz. Buyurun. Mutlaka. Hocam, Allah Resulü ile bugünün gençlerini karşılaştırdığımızda bir de göze çarpan şu husus var ki özgüven. Yani gençlerimizde özgüven kaybı da var. Yani biz hala mesela 18 yaşındaki bir kişiye çocuk derken Allah Resulü 18 yaşında bir kişiyi belki Mekke'ye vali tayin edip hani sefere çıkabiliyordu. Veya işte Usame'yi alıp bir ordunun başına koyup sefere gönderebiliyordu. Dolayısıyla hani belki bugün kayıplarımızdan biri de özgüvendir. Gençlerimizden bu mu çekilip alındı? Evet. Biraz bu hani şey oldu zannediyorum. 18 yaş ergenlik ve işte bir takım sosyal hakları kullanma hakkı deyip 18 yaşı aslında biz çocukluktan çıkış yaşı gibi değerlendirdik. Yani 18 yaş olmadan ehliyet vermedik. 18 yaş olmadan tek başına herhangi bir resmi kuruma göndermedik. Bu 18 yaş kavramı bizde de çocuklarda da yerleşti. Şimdi ne oldu? 18 yaşından evvelki bir hanımefendi veya beyefendi artık 18 yaşını doldurmamışsa kendi variyetini ortaya koyamıyor demektir. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman da bir defa 18 yaşını bekliyor.
18 yaşından sonra da hani ağaç yaşken eğilir diyoruz ya, ki biraz daha gelelim Osmanlı döneminde, yani peygamberin bir sonraki silsilesidir Osmanlı. Osmanlı da peygamberin o güzel ahlakını kendi içerisine almış. 600 sene boyunca tüm dünyaya peygamber ahlakını yaymış. Bu kısa sürede dünyanın fiziki olarak birçok bölgesini kapsamasının en büyük sebebidir peygamberin ahlakını almış olması. Bakıyoruz padişahlara, küçücük yaştalar. Evet. Küçücük yaşta ordu yönetiyorlar dediğiniz gibi. Bir de şuraya gelmek istiyorum. 3 yaşında medreseye başlıyor ya da eğitime başlıyor. 3 yaş, 3 ay, 3 gün, hatta merasimlerle gönderiyorlar. 3 yaşında eğitime başladığı andan itibaren bütün algılar açık. Şimdi bakın, bir çocuğun beyin yapısıyla 40-45'e gelmiş bir insanın olgunluk ve beyin yapısı aynı değil. Ben kendi oğlumdan biliyorum. Çok küçük yaşlardaydı. Bir gün yolda giderken benim arabamın ambleminin yol kenarındaki bir şeyin üzerinde gördü. Binanın üzerinde gördü. Çok küçük olmasına, "Aa baba, bizim amblemin aynısı orada da var." Şimdi bakın, bir büyük bunu fark edemez. Bu algı açıcı değil. Ama bir çocuk aslında bizim anlamadığımız şekilde bütün, tabiri caizse, radarlar, navigasyonlar, sistemler açık. Kavramı onlar çok daha fazla. Tabii. Yani verdiğinizi aynı anda alıyor. Şimdi o zaman ne yapmak gerekiyor? Ne yükleyeceğiz? Evet. Yani beyaz bir sayfa gibi düşünelim çocuğu ya da boş bir hard disk gibi düşünelim çocuğu bugünkü mana itibariyle. Biz ne yüklersek onu alıyor. Hani bazen sosyal medyada böyle fotoğraflar dolaşır. Bir baba ne yapıyorsa çocuk onu yapıyor. Bir anne ne yapıyorsa çocuk, evet, onu yapıyor. Evet, bu gerçekten çocuğun taklit edebilme kabiliyetini gösteriyor. Ama taklit sadece görsel değil. Yani sadece gördüğü şeyi taklit etmiyor aslında. Kelimeleri taklit ediyor, bilgiyi taklit ediyor. Bugün ufacık çocuklar, eline verdiğiniz bir metni, sadece bunu hafızlık olarak değerlendirmeyelim. Yani hafızlar var, çocuklar oluyorlar, örnekler çok fazla. Bunun örneği çok fazla. Ama herhangi bir metni siz okuduğunuzda anlamanız, ezberlemenizle çocuğun ezberlemesi arasında müthiş fark var. Bugün hepimiz, Rehber TV izleyicileri ve siz, şöyle hafızamızı bir kontrol edelim 10 saniye kadar. Öğrendiğimiz bilgiler nereden geliyor? Çoğu 20 yaş öncesi. Evet. Üzerine sonradan çok fazla bir şey ilave etmemişiz. Ben bir ara oturdum, şöyle bir boş zamanımda bir düşündüm hakikaten. Öğrendiğim surelere baktım, öğrendiğim hadislere baktım, ne bileyim yaşadığım mevzulara baktım. Ben bunları ne zaman öğrenmişim? Tarihe bakıyorum hep 1980'ler, 90'lar. Sonra üzerine ne ilave etmişiz? Sadece tecrübe ilave etmişiz. Yani sonraki yıllarda öğrendiğimiz şeylerin üzerine binaları yapmışız, tuğlaları dizmişiz. Ama temel kesinlikle ve kesinlikle çocukluk. Çocukluktur. Yani oradaki o öğrendiğimiz bilgi yarım bilgi. Yarım bilgi. Ben bana hep sorular, hocam işte bu kadar kitabınız, bu kadar şeyiniz, bu bilgi ya da bunun sebebi nedir dediğinde hep bakıyorum, benim çocukluğum kitapçıların arasında geçti. Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı'nda. Bütün bilgilerin temelinde orası var. Bir şey duymuşum ama bilgi yok. Sadece duyum var. Yani şöyle 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 olmuş. Bu duyum o an için sizin hafızanızda bir bölüme geliyor. Allah-u Teala hafızayı öyle muazzam ve mükemmel yaratmış ki asla unutmuyor. Evet. Ama üzerine inşa yapamıyor. Yani bir bilgi var. Bu bilginin ne kadar sahih olduğu, bu bilginin üzerine ne inşa edilebileceği yok. Yani tabiri caizse hamur var. Hamurdan binlerce çeşit ürünü yapabilirsiniz. Ama eğer ustalığınız yoksa, o konuda bir kabiliyet ya da öğreniminiz yoksa, hamur orada mayalanıp gidiyor, bozulup gidiyor. Biz o dönemlerde öğrenmiş olduğumuz bilgilerin üzerine ilave ettiğimiz anda işte olgunluk yaşı geliyor. Hani 40 yaş dedikleri var ya, o 40 yaş gerçekten çok önemli. Çocuklukta aldığınız bilgileri aslında aktarma zamanı. Yani evet, 40 yaştan sonrası o almış olduğunuz bilgi ve tecrübeleri aktarma dönemi. İnsanların bizim dışımızı değiştirmek çok kolay. Ama asıl olan o bilgiyi muhafaza edebilmek. Şöyle bir örnek verirler, çok da hoşuma gider. Şimdi bir öğretmen, mürşit diyelim, talebelerine yıllarca
tedrisat yaptırıyor, öğretim veriyor. Diyor ki ben bunları bir test edeyim. Nasıl yapayım bunu? Gidiyor pazara, bir tane hammal böyle yakışıklı, kelli felli bir hammala diyor ki senin yevmiyen ne kadar? Şu kadar akçe. Al diyor bu kadar akçeyi, bir gün benimlesin. Ne taşıyacağım hocam diyor. Bugün diyor taşıma yok diyor. Ne yapacaksın? Ben seni şimdi hamama götüreceğim, güzel bir yıkayacağım, paklayacağım. Üzerine bir kaftan giydireceğim. Ve seni talebelerin önüne çıkartacağım. Diyeceğim ki bu Mısır'dan gelen ünlü bir alimdir. Meşhur bir alimdir. O dönemde tabii internet yok, telefon yok. Tabii. Alimler çok kıymetli. Ya hocam diyor ben ne anlarım diyor fıkıhtan, tecvitten, şuradan buradan. Bir şey demene gerek yok. Sadece muhtelefin fih diyeceksin. Muhtelefin fih ne demek? Yani ihtilaf var bu konuda. Değişik görüşler var. O diyor tabii ya bütün gün mal taşımaktan iyidir. Şimdi gidiyorlar hamama yıkanıyor. Tabii kaftanı da giyince havaya da giriyor. Yani hammal insan kaftanı giydirmiş herkes hürmet gösteriyor. Giriyor dergaha. Selamun aleyküm aleyküm selam. Geçiyor postada oturuyor hocasının. Buyurun diyor delikanlılar sorularınızı alalım. Biri soruyor hocam diyor fıkhi bir mesele var diyor. Bu konuda ne dersiniz düşünceniz nedir? Meseleyi söylüyor. Böyle düşünüyor taşınıyor. Muhtelefin fiyi diyor. Hocam diyor başkası, Siyer-i Nebi'de biz şöyle bir şey duyduk ama sizce doğrusu nedir? Ondan sonra düşünüyor, taşınıyor. Muhtelefin fiyi diyor. Başka biri, hocam diyor biz tecvitte bu kuralı öğrendik ama bu kuralın aslı hakikati nedir? Siz neresiniz diyor. Düşünüyor tekrar, muhtelefin fiyi. Delikanlının biri kalkıyor, hocam diyor tevhid inancı konusundaki düşünceniz nedir? Vahdaniyet konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii belki Hamal Allah'ın bir olduğunu bilir ama tevhid, vahdaniyet bu konulardan anlamaz. Düşünüyor, taşınıyor, muhtelefin fiyi diyor. Hayda şimdi gençler kendi aralarında fıkırdamaya başlıyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor, ne diyor bu hoca falan gibi. Kendi gerçek hocaları artık dayanamıyor. Kalkıyor diyor ki gençler bunca yıldır verdiğim emeklere yazıklar olsun. Siz bir üzerine kaftan geçirilmiş hamalın sözüne inandınız. Allah'ın varlığı konusunda ihtilaf var diyor. Biriniz de kalkıp cevap vermiyorsunuz. Ya. Şimdi buradaki alacağımız ders bizim şu ki hiç kimse kılığıyla, kıyafetiyle olmuyor. Evet. Bildiklerimizi, öğrendiklerimizi hayata aktarmak ve yaşamakla oluyor. Nereden geldik bu örneğe? Dikkatli olmamız lazım. Gençlerin dimalarını, o fikir dünyalarını, kuzu görünümlü kurtlar her zaman kuşatmış durumdalar. Şöyle üzerine bir kaftan geçirip o gençlerin, özür dilerim, imanlarını ve bilgilerini çalmaya çalışan, onları kendi mapuslarına hakim etmeye çalışan insanlar var. Yani belki anlattığınız hikaye hani dediğiniz internetin, sosyal medyanın olmadığı bir dönemdi. Hakikaten o dönemlerde alimlerin kıymeti çok fazlaydı ve ilmin de kıymeti çok fazlaydı. Çünkü her yerde ulaşılabilir değildi. Fakat işin garip yönü hocam, yani bugün ilim her cepte var. Evet. Her cepte kolaylıkla ulaşabileceğiniz kadar yakınken yine de aynı gençlik var hocam. Yani çabuk inanan, çabuk hani mesela sosyal medyada yalan bir haber dolaştığında kimsenin araştırma gibi bir gayrete girme durumu olmuyor. Bakıyorsunuz inananlar tonlarca. Evet. Yani aynı husus yine bugün de. Acaba hani bilgi çoğaldığı halde yine gençlerimizde bir hani kalkmayan bu ağırlık, mental yorgunluğun sebebi nedir hocam? Yani şey var. Şimdi dünya var olduğu günden beri insanlar değişir, mekanlar değişir, materyaller değişir ama fikriyat değişmez. Yani bundan 300 sene evvel bu işi mürşitler görürken bugün internet görüyor. Bundan 300-500 sene evvel firavunlar, nemrutlar varken bugün de firavun ve nemrutların torunları var. O gün Musab bin Ümeyr'lerden, peygamberlerden bahsederken bugün peygamberlerin gölgelerini takip eden insanlar var. Yani netice itibariyle materyaller değişti. Evet, o gün de bilgi kirliliği vardı. Bugün de bilgi kirliliği var. Bugün çok daha fazla. O zaman üzerimize düşen şu ki gerek bizlerin, gerekse gençlerin her duyduğumuz bilgiye, her duyduğumuz şeye hemen itibar etmeyeceğiz. Biraz araştıracağız. Mesela pazara gittiniz, domates alacaksınız. Hemen ilk gördüğünüz domatesi almıyorsunuz. Önce fiyatlara bakıyorsunuz.
cebinize en uygun olanı seçiyorsunuz. O da yetmiyor. O seçtiğiniz domates içerisindeki en iyileri almaya çalışıyorsunuz. Yani bir kilo domates alırken göstermiş olduğumuz ehemmiyeti, bilgimizi alırken göstermiyoruz. Şimdi burada hepimize, size, bana ve bizi izleyen değerli takipçilerimize önemli bir şey düşüyor. Ne duyarsak duyalım, kimden duyarsak duyalım, asla hemen kabullenmeyelim. Bunun mutlaka bir karşılığı var. Bu karşılığı bulup almamız gerekiyor. Yani maalesef biz şu anda onu kaybettik. Falanca hoca söylüyorsa doğrudur. Filanca hoca söylüyorsa doğrudur. Bakın insanların, şunu ayıralım yalnız, bunu parantez açmamız gerekiyor, yanlış anlaşılmaması için. Herkesin bir eğiticiye ihtiyacı vardır. Mutlaka. Bugün okula gittiğinizde bile düz bir çizgiyi çizmek için bir öğretmene ihtiyacınız var. Herkes kendi fıtratıca. Buna tasavvuf dersiniz, buna eğitim dersiniz, buna cemiyet dersiniz, cemaat dersiniz, ne derseniz deyin. Herkes kendi bilgisini mutlaka birilerinden, bir topluluktan almak zorunda. Çünkü yalnız onu kurt kapar. Yalnız kalmamak gerekiyor. Bu konuda hemfikiriz. Yani bugün bizi izleyen dostlarımız kendi cemiyet ve cemaatlerinden ya da yollarında mutlaka kendilerine bir eğitici bulmalılar. En azından öğrendiklerini sorabilecekleri biri bulmalılar. Ama şunu asla unutmayalım. Asla ve asla tamamen %100 doğrudur deyip oraya şeksiz, şüphesiz tabi olmamak gerekiyor. Hazreti İbrahim'in bu sözünü kestim, aklınızı helal edin. Allah-u Teala mesela hani senin nasıl yarattığını biliyorum diyor. Evet. Allah-u Teala'ya diyor. Hani o konuda hiçbir şüphem yoktur. Fakat hani bu işlevi hani nasıl yapıyorsun onu bana göster diyor. Ve Allah-u Teala o kuş örneğini veriyor. Evet, doğru. Ona dağların üstüne bıraktı. Yani hakikaten bilgiyi tahkik etmek gerekiyor. Hani doğruyla pekiştirmek gerekiyor ki insanda kalıcı bir yapısı olsun. Doğru ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten bunu açık ve net bir şekilde size birisi haber getirdiğinde bunu araştırın. Evet. Yani bunu araştırın. Çünkü netice itibariyle hani demin de ifade ettiğimiz gibi içinde bulunduğumuz şu günlerde özellikle o kadar çok ortaya bir şey atılıyor ki yani öyle tehlikeli nokta var ki 10 tane şey doğru söyleniyor ama 11. yanlış geliyor. Şimdi siz 10 tane şeyi doğru söyleyen bir kişi, kurum ya da kitap fark etmez. Yani burada genel ifadeyi kullanıyorum. 10 tane doğru söyleyen birisi 11. de mutlaka doğrudur gibi olmaz. Hani temel bir deste parayı saymaya başlamış. Saymış 90 kadar doğruysa gerisi doğrudur demiş. Yok, o 100. desteyi görmek lazım yani. 90'a kadar doğruysa gerisi doğrudur değil. Değildir. Biz de o yüzden kim olursa olsun, şahsım olsun, hatta ben konferanslarda şöyle başlarım genelde. Mikrofon benim elimde. Ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz ama istediğiniz zaman kesebilirsiniz, yanlış olduğum yerde uyarabilirsiniz, ilave etmeniz yerde ilave edebilirsiniz. Çünkü biz ve toplum içerisinde söz sahibi olanlar, öğretmenler, kişiler, kurumlar hepsi tamamen %100 doğruyu bileceğiz diye bir kaide yok. Hata yapmak bizler için. Demin verdiğim örnekte olduğu gibi kasıtlı da olabilir bu. Yani bilmeden de olabilir, öyle duymuşuzdur. Yani çünkü biz genelde de hep şeydir, bilgi dediğimiz zaman hep duymadır. Yani şimdi 100 kişiyi çevirelim, bir şeyler konuşalım. Ben falanca hocadan duymuştum. Evet. Yani duymuştum. Hani bununla ilgili bir kaynaktan okumuştum. Ben bunu tahkik etmiştim. Başka kaynakla bunu birbirine çakıştırmıştım demiyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki falanca hocadan duymuştum. Şimdi o duyduğunuz hoca yanlış biliyor olabilir. Yanlış söylüyor olabilir. Veya kasten yanlış yapıyor olabilir. O yüzden her ne olursa olsun tabii ameli meselelerde yani net olanlarda değil tabii ki. Yani bugün birisi çıkarsa dese ki namaz 6 vakittir dersin ki hop dur net. Yani. Ama birçok mesele var, netliği henüz ortaya konmamış. Burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Allah razı olsun hocam. İlk bölüm hızlı geçti. Öyle mi? Allah razı olsun. Bitti mi? İlk bölüm bitti. İnşallah ikinci bölümde tekrar devam edeceğiz hocam kaldığımız yerden. Eyvallah. Kıymetli Rehber TV izleyenleri ikinci bölümde buluşmak üzere. Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından.
rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinde. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Şehirler kabus sanki, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elini ellerimde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocukları hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım.
Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Ben olsaydım. Evet hocam. Evet. Yağmur şiiri Nurullah Genç'in çok özel bir şiiridir. Evet. Bununla ilgili çok özel bir anısı da var. Buradan kendilerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Allah razı olsun. Hocam ikinci bölümde özellikle Kur'an ahkamı başlığımız dahilinde Kur'an ahkamı, peygamber ahlakı çerçevesinde bir gençliği konuşalım hocam. Bu genç nasıl olmalıdır? Evet. Sözü size teslim ediyorum. Öncelikli olarak bir defa eğri cetvelden düzgü çizgi çıkmaz. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Bir şeyin düzgün olabilmesi için öncelikli olarak ölçülerimizin çok yerinde ve muntazam olması gerekir. Sana göre, bana göre, ona göre dediğimizde bir binanın inşası mümkün değil. Her bir usta kendine göre bir çizgi çizer. Allah-u Teala bizi yarattığı günden itibaren bunu çok iyi bildiği ve bizi yarattığı için ilk insanla birlikte şöyle bir noktayı da koymuş ortaya. İlk insana peygamberlik vasfını vermiş Hazreti Adem Aleyhisselam. Yani rehbersiz bir insan onu dünyaya göndermemiş. Sonra sayfalar vererek ona nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini öğretmiş. Yani öğreticiye de öğretmiş. Aradan yıllar geçmiş, Kur'an'da geçen birçok peygamber ve Kur'an'da geçmeyen binlerce peygamberle birlikte insanlığı sürekli nasıl yaşaması gerektiği noktasında devamlı örnekler vermiş. Dünyanın değişik bölgelerinde, değişik fıtratlarda, değişik yörelerde yaşayan insanlara Allah'ın istediği hayatın nasıl olması gerektiğini sürekli söylemiş. Bugün Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti Davut'a ve diğer peygamberlere de hakkı ve hakikati söylemiş, anlatmış, kitabıyla bunu desteklemiş. Ama insanlar daha sonra kendi isteklerine göre, kendi dünyevi menfaatlerine göre bir düzen kurarak, onları da kullanarak, bugün din adına yapılan taarruzlar o kadar fazladır ki, yani sadece gayrimüslimler değil, Müslümanlar içerisinde bu şekilde maalesef. Paranteziyle birlikte koyuyoruz. En çok kullanılabilen donedir din olgusu. Çünkü insanların en yumuşak karnıdır diyelim. Evet. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'le birlikte artık meseleyi nihayete erdirmiş. Peygamberle birlikte meseleyi nihayete erdirmiş ve bundan sonra düzgün cetvelin bu olduğunu bize açık ve beyan olarak Kur'an'ın değişik ayetlerinde söylemiş ki en son ayet-i kerime, ben sizi dininizi ihmal ettim. Din olarak sizden İslam'ı razı oldum. Bitti. Bu kadar net bir şekilde tavır ortaya konmuş. Şimdi bu konuda çok fazla sıkıntımız yok. Lakin bunu hayata tatbik etmeye geldiğimizde kendi menfaatlerimize göre kullanabilmek, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilmi cidal için öğrenmeyin buyuruyor ya, hep mücadele için maalesef Kur'an'a bakar olmuşuz. Yani şu, biri bize bir şey dediğinde ya da bir şey yapmak istediğimizde buraya bakalım, işimize geldiği gibi. Bunun önüne geçmek için de Allah Kur'an'ın yürüyen, canlı, kanlı, nefes alan, görülebilen, elle tutulabilen, yiyen, içen toplum içerisinde bulunan bir peygamber göndermiş. Şimdi biz Kur'an ile peygamberi ne olursa olsun birbirinden ayırt edemeyiz. Rehber TV izleyicileri çok iyi takip ediyorlardır eminim. Bunu birbirinden ayırmaya çalışan, etle kemiği birbirinden sökmeye çalışan bir güruh var. Adı sanı çok önemli değil. Zaten biliniyor.
Ama bu iki et ve kemik birbirinden ayrılmaz. Allah Kur'an-ı Azimüşşan ile bize peygamberini Habibullah olarak tanıtmış. Bizim gönlümüze o sevdayı ve aşkı nakşetmiş ve bize önder ve rehber olarak peygamberi bırakmış. Peygamber 63 senelik hayatı boyunca her saniyesiyle, bakın dünya üzerine bugüne kadar binlerce önemli lider gelmiş geçmiştir. Hangi cemaatten düşünün. Hiçbirisinin hayatı tamamen bilinmez. Annesi babası bile çoğu bilinmeyen lider var. Evet. Peygamberin o döneme 40. derecesinden tutun da bugüne kadar gelen seyitlerin tamamı kontrol altında olmasıyla birlikte. Ben hep dikkatimi çeker. Ashab bir hadisi rivayet ederken şunu söylüyor. Ben çok dikkatimi çekiyor bu. Peygamber Efendimiz bir gün içeriye girdi. İşte sağ tarafına baktı, şunu gördü. Sol tarafına baktı, bunu gördü. Sonra geç şuraya oturdu. Şöyle yaptı ve şöyle dedi. Şimdi hadislere baktığımızda, gelen sahih hadislerde şunu görüyoruz. Ashab peygamberi öyle bir takip etmiş ki, evet, ne söylediğini, nasıl söylediğini, nasıl yaptığını çok iyi takip etmiş. Niye? Çünkü eğiticisi ve öğreticisi, bu dinin ona tatbik edicisi Resul-i Ekrem Efendimiz'di. O yüzden biz bugüne yön vermek istiyorsak önce Kur'an'ın ahkamını bir defa kabulleneceğiz. La ilahe illallah derken oradaki reddi, baştaki reddi en baştan yapacağız. Kur'an'ı kendimize rehber edindikten sonra bu rehberin bize öğreteceği her türlü şeyi biz peygamberin hayatından alacağız. Bu ahlak ve gençlik konusunda da böyle. Amel ve ibadetler noktasında da böyle. Bizim kişisel gelişimimiz noktasında da böyle. Demek ki biz Kur'an'ı kendimizden, peygamberi kendimizden ayırmadığımız müddetçe o cetvel dediğimiz düz çizgi her zaman önümüzde olacak. Maalesef günümüzde sadece Kur'an'ı ve zaman zaman da peygamberi hep kendi meselelerimize örnek olması babında kullanıyoruz. Dün yurt dışındaydım, 2 gün evvel. Orada bir konferansta bir soru geldi. Belki de bu konuyla bağlantılı olduğu için. Hocam işte biz şöyle şöyle bir ticaret yapıyoruz burada. Ticaret sonunda işte yaptığımız ticaretin üzerine arkadaş geliyor diyor ki işte sünnettir. Pazarlık etmek sünnettir. Bir daha para fiyat kırıyor. Hocam bu nedir dedi. Dedim ki aynı arkadaş acaba sabah namazında peygamberin tavrını ya da teheccüde kalkmayı ya da başka herhangi bir hususu peygamberi bu kadar çok sık örnek alabiliyor mu? Alabiliyor muyuz? Kendi menfaatimize geldiğimiz şeylerde peygamberin sünnetidir deyip de peygamberin sünneti olmayan kaç tane sünneti terk ediyoruz? Aynen öyle hocam. Yani biraz burada kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz peygamberin ümmeti isek ki ben şuna iman ediyorum. Peygamber hala ümmetinin başındadır. Bedenen aramızdan ayrılmış olması, Medine-i Münevvere'de istirahat ediyor olması bizim yalnız kaldığımız manasında değildir. Bunu çoğu zaman gönlümüzde hissederiz. Yani peygambere aşk duyan, peygambere muhabbet duyan, peygambere sevda duyan tüm dostlar bunu bir şekilde gönüllerinde hissederler. Çünkü biz ümmeti, ümmeti, ümmeti ifadesinin içerisinde yer alan, ümmeti olmadan cennete gitmeyen, ümmeti olmayan su içmeyen, ümmeti olmadan seyahate çıkmayan, ümmeti olmadan herhangi bir hareket yapmayan bir peygamberin ümmetiyiz. Kardeşlerimi çok özledim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam. Ashab diyor ki biz senin kardeşin değil miyiz? Bakın burası çok önemli geliyor çok bana. Güzel, evet. Yani görmediğimiz peygambere, kokusunu almadığımız peygambere, gözlerin içerisine bakıp, dizinin dibinde oturup, onun o ruhundaki güzelliği tatmamış ümmet olarak, kardeşleri olarak biz şu anda 1500 sene evvel o kokuyu almak için Uhud'a gideriz. O kokuyu almak için Medine-i Münevvere'ye gideriz. O kokuyu almak için Hira'ya çıkarız. O kokuyu almak için Sevr'e gideriz. O kokuyu almak için Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin dibinde peygamberin oturduğu yerde oturmaya gayret ederiz. Biz bugün 1500-1400 sene sonra hala o peygamberin kokusunu evimizde duyabiliyor,
gönlümüzde hissedebiliyor ve o peygamber olan muhabbetimizi ve aşkımızı sıcak ve diri tutabiliyorsak, o zaman o peygamber ölmemiştir. Bizim ölülerle işimiz yok. Peygamber ümmetinin başındadır. Peygamber ümmetiyle birliktedir. Peygamber ümmetini her daim muhafaza ve müdafaa etmektedir. Nasıl Uhud'da ashabını koruduysa, nasıl Bedir'de ashabını koruduysa, nasıl Erkam'ın evinde ilmek ilmek bu davayı, bu mümin olma mücadelesini dokuduysa, nasıl Ebu Kubeys tepesinin üzerinde insanları fevç fevç imana davet ettiyse, nasıl akrabalarını toplayıp onlara yemek ikram edip İslam'ı tebliğ ettiyse, nasıl Akabe biatının orada Medine-i Münevve biletini almak için tek tek çadırlara dolaştıysa, bugün fiilen hareket etmese de onun dostları, peygamberi kendi hayatına şiar edinmiş insanlar bu vazifeyi yerine getiriyorlar. Evet. Ve biz şuna iman ediyoruz ki peygamber de bütün hepimizi bu nokta itibariyle takip ediyor. Çünkü biz bir ekibiz diyelim. Biz bir toplumuz. Biz aynı sancağın altında hareket eden müminleriz. Öyleyse, sözün özü, öyleyse biz ahlakımızı inşa ederken, kendi ahlakımızı inşa ederken peygamber ahlakını önlek ve önder edinmek zorundayız. Peki nasıl olacak bu kardeşim? Yani biz peygamberi demin ifade ettiğim gibi gözümüzün önünde görmedik. Ben bir konferansımda şöyle demiştim. Üniversitede arkadaşlarımızla yapmış olduğum bir konferansta. Dedim ki arkadaşlar, bana bir öyle üniversite gösterin ki, öyle bir okul gösterin ki çobanı alacak, birkaç sene içerisinde önder yapacak. Hocam öyle üniversite mi olur dediler ya. Yani bir çobanın eğitimi, hani çobanı burada küçümsemek babında söylemiyorum. Bazılarının bir çobanla beni bir tutuyorsun gibi değil arkadaşlar. Çobanı burada biz toplumun eğitim seviyesi noktasında örnek olması babında söylüyoruz. Özellikle net bir şekilde bunu ifade edeyim. Çünkü çobanlık peygamber mesleğidir. Aynen, çobanlara evet. Karşı özel bir ihtimamım ve muhabbetim vardır. Buradan bu vazifeyi yapan kardeşlerime de selam söylüyorum. Özellikle selam söylüyorum. Çünkü önemli bir vazifedir. Ama bir çobanı alıp siz birkaç senelik süre içerisinde eğitip bir bölgeye vali tayin edebiliyorsanız, bunu bir üniversite yapmanız, eğitim kurumunda yapmanız gerekiyor. Hangi üniversite yapar bunu dedim. Hocam dediler, böyle bir üniversite olur mu ya? Yani o insan önce okuma yazma öğrenecek, sonra falan öğrenecek. Sonra ya bu yılları alır. Evet, bu üniversite Erkam'ın eviydi işte. Evet. Ve Erkam'ın evinde peygamberin dizinin dibiydi. Biz bunun örneklerini çokça görüyoruz değil mi? Yani dün cehaletin temsili olmuş bir kişi peygamberin dizinin dibinde geldiği anda bir anda topluma yön verecek bir hale geliyor. Evet, o zaman bizim almamız gereken örnek peygamberin örneği. Evet, biz demin ifade ettiğim gibi biz peygamberin kokusunu ve yolunu her yerde arıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki peygamber bizimle birlikte ve her yerde. Yani biz ayrı ve gayrı değiliz. Ama aması var burada. Biz ne kadar tabi olup öğrenmeye gayret ediyoruz. Kendimize rehber edinirken, herhangi bir meseleye bakarken. Bakın, sadece ahlakı amel ve ibadet olarak değerlendirmeyelim. Yememiz, içmemiz, giyinmemiz, kalkmamız, konuşmamız, toplum içerisinde birbirimizle olan beşeri münasebetlerimiz, ahlaki kavramlarımız ne kadar peygambere uyuyor? Bunun öğrenmenin bir tek yöntemi var, okumak. Hani ilk emri oku dediğimiz o önemli ayet-i kerimin arkasında aslında bu var. Okumak sadece kitap okumak da demek değil. Yani bunu netleştirmek gerekir. Okumak sadece kitap okumak değildir. Hayatı okumaktır, insanları okumaktır. Yaptığımız şeylerden ders alabilmek, doğrularımızı çoğaltabilmek, eksiklerimizi azaltabilmektir. İnsan bir fıtratı yapısı vardır. Bu fıtratı yapının değişmesi mümkün değildir. Yani bazı özelliklerin değişmesi mümkün değildir. Eğitime geldiğimiz için söylüyorum. Mesela şu bulunduğumuz ortamda 4-5 tane kolon var. Bu kolonların buradan kaldırılması mümkün değil. Bu binanın ana temelleridir bunlar. Ama ne yapılmış? Kolonların etrafına güzel bir desen yapılmış. Ve o kolonlar artık asli vazifesini yerine getirirken aynı zamanda güzellik veriyor. Yani kolonlar değişmez.
insanın fıtratı yapısı. Ama süslenebilir, boyanabilir, değiştirilebilir, üzerine ilaveler yapılabilir. Evet. Biz eğer hani şu yüzden geldim buraya, bir şey dediğinde ya kardeşim ben böyleyim, değişmem. Tamam, eyvallah, değişme. Ama süsle. Ama süsle. Peygamber ama süsleyelim. Ahlakıyla süsle, tabii ki. Kur'an ahkamıyla süsle. Kesinlikle. Yani özellikle Allah Resulü'nün mesela gençlerin üzerinde ayrı bir ilgisi vardı hocam. Evet. Yani Mus'ab'ın üzerinde Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken onunla yaptığı muhabbeti eyvallah. Biz çok iyi biliyoruz. Yine Mus'ab'a yakınlığı, Mus'ab ile olan bağı, ona hani sevgisi, muhabbeti bambaşkaydı. Hazreti Ali'ye yine sevgisi ve muhabbeti bambaşkaydı. Evet. Yani Allah Resulü aslında gençlerin birebir belki hani tamam fıtraten bazı yine mesela bazı Müslümanlar o zamanki dönemde bazı fıtratlarını hiç değiştirmediler. Evet. Ama Allah Resulü onların dediğiniz gibi fıtratlarını süsledi, güzellikleri evet. süsledi, kendi evet. ahlakıyla süsledi ve ortaya bambaşka insanlar çıktı. Evet. Yani belki buna hani gençliğin dışında olabilir. Ebu Zer'le mesela bir evet. örnek verebiliriz. Doğru. Ebu Zer'in bambaşka bir yapısı vardı. Fakat İslam ile o kadar güzel bir yapıya ulaştı ki süslemelerle ona katılan o güzel Kur'an'ın dediğimiz gibi başlığımız gibi ahkamı ve ahlakıyla, peygamber ahlakıyla öyle bir hale geldi ki bugün dahi Ebu Zer'i belki birçok manada kendimize örnek olarak gösterebiliyoruz. Dolayısıyla evet. hani bu hususlarda özellikle Allah Resulü'nün peygamberi olan, peygamberimizin gençlere olan muhabbeti bambaşkaydı. Belki bizi de hani genç olarak amaca ulaştıracak, belki İslami manada, imani manada amaca ulaştıracak olan husus Allah Resulü'nün o muhabbeti ve o muhabbetiyle süslediği genç profili olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Uhud'a giderken, Uhud Savaşı'na giderken iki tane genç arkasından geliyor. Yani bizim yapacağımız tavır ne olur? Hadi gidin siz çocuksunuz. Ama peygamberin tavrı ne olur? Biz gidersek Medine'yi kim koruyacak? Gidin Medine'yi koruyun. Evet. Yani burada işte aslında o gence verdiği ehemmiyeti, önemi, onlara yüklediği misyonu ve vizyonu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun örneklerini dediğimiz gibi o kadar çok anlatabiliriz ki yani bir program yapsak sabahtan akşama kadar sürse sadece yani böyle girişini yapmış oluruz ki bu konuda Erkam'ın evindeki gençlerin her birisi ayrı bir cevherdir. Evet. Şimdi ben bazen düşünüyorum eğer bu gençlere peygamber dokunmamış olsaydı bugün Hazreti Hamza'yı mesela eğer peygamber dokunmamış olsaydı nasıl bir kişilik olurdu? Hazreti Ali'ye bugün Hazreti Ali diyoruz değil mi? Peygamber kızını vermiş, işte bir sürü başarı, halife, yani anlatmakla bitiremeyeceğimiz güzel özellikler, ilmin kapısı. Bir de düşünüyorum, peygamber Hazreti Ali'ye değmemiş olsaydı, onu İslam ile kendi yanında muhafaza ve müdafaa etmemiş olsaydı, acaba Ali nasıl birisi olurdu? Evet. Mesela Halid bin Velid'i düşünüyorum. Halid bin Velid eğer İslam ile müşerref olmamış olsaydı ve peygamberin dizinin dibinde olmasaydı nasıl bir şahsiyet olurdu? Demek ki burada değmek gerekiyor, dokunmak gerekiyor. İşte burada tüm müminlere bir vazife düşüyor. Birbirimize değelim. Bakın birileri birine değmesin, birbirimize değelim. Biz maalesef şu anda bunu kaybettik. Yani belki de 2000'li yıllarda Türkiye'deki sorunumuz nedir dediğimizde benim görebildiğim ilk sıralamada birbirimize değmekten uzaklaştık. Yani komşu komşuya, akraba akrabaya, arkadaş arkadaşa, işveren işçiye değmekten uzaklaştık. Herkes kendi kabuğuna çekilip kendi sorunlarıyla mücadele eder hale geldi. Ha bunun sebepleri var mıdır? Vardır. Bahaneleri var mıdır? Vardır. Eyvallah onu kabul ettik zaten. Onu inkar etmemiz mümkün değil. Bir şey varsa vardır bunu inkar edemezsiniz. Mutlaka. Ama aşmamız gereken, gitmemiz gereken, ulaşmamız gereken de bir menzil var. Ha istesek de istemesek de o menzile doğru gidiyoruz. Biz bu programı yaparken şu anda kim bilir kaç tane insan o menzile vardı. Mutlaka. Mahşerle, kabir hayatıyla karşılaştı. Bunun dünya üzerindeki bu sirkülasyonu düşündüğümüz zaman. Şimdi bizim o zaman Kur'an'ı iyi anlamamız gerekiyor. Kur'an'ı anlarken de ben bir yüzmeye benzetiyorum bunu. Şimdi bir kişi denize girer. Üstten doğru yüzer, denizin altında böyle manzarayı görür. O Kur'an'ı
kendi hayatında yoldaş edinmeye çalışan birisi diyelim. Sonra birisi eğitim alır, dalar, altta daha güzel şeyler görmeye başlar. Sonra başka birisi dalgıçlık kursuna gider, orada kendine bir tüp takar, daha dibe dalar, daha uzun süre daha çok şeyler alır. Kur'an bir okyanus gibidir. Hani zaten Allah-u Teala iki tane yerde bunu bize açık ve net söylüyor. Bütün okyanuslar mürekkep, tüm ormanlar kalem olsa Allah'ın ilmini yazmakta yetişemezler. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Ben yıllar evvel bir şey duymuştum. Bir heyet oluşturulmuş. Dünyadaki bütün varlıkların isimleri ve cisimleri not ediliyor. Yani bir dünya haritası çıkartılıyor. Duyduğuma göre 1 milyona gelmişler. Hala çiçeklerin belli bir bölümündeler. Yani bunun sonu mümkün değil. Mutlak. Allah'ın ilmi, biz şu anda konuşurken Himalayalarda doyan bir kuş var, denizin altında doyan bir balık var. Biz ki bu dünya dediğimiz şey kumsalda bir kum tanesi. Galaksiden bahsetmiyoruz bile. Allah'ın gücü ve kuvveti, kudreti ve ihtişamı hepimizi kuşatmış durumda. Şimdi gelin Kur'an'ın ahkamına. Kur'an'ı okurken şöyle olması gerekir diye düşünüyorum. Kur'an'da bize bazı yerlerde hitap eder Allah. Şöyle yapmaz mısınız? Böyle yapmaz mısınız? Böyle yapın. Düşünmez misiniz? Konuşalım Allah ile. Emret ya Rabbi. Söyle ya Rabbi. Buyur ya Rabbi. Dinliyorum ya Rabbi. Kur'an'ı okurken sadece Fatiha'dan başlayıp sırayla okumayalım. Kur'an'ın her ayeti kerimesinde bize bir ölçü var. Bu ölçüyü takip edelim inşallah. Kur'an'ı okurken Kur'an'ın bize olan nasihatlarını anlamaya ve algılamaya, o algıyı ve algılamayı peygamber hayatında bulmaya dikkat edelim. Allah razı olsun hocam. Sizden de. Gayet güzeldi muhabbetimiz. Bitti mi? Valla hocam çok kısa bir süre kaldı. Allah razı olsun. Bu kısa sürede de özellikle hani muhabbetimiz genel itibariyle iyiydi. Gençlere aslında örnek alması gereken yolu yordamı nasıl olması gerekiyor diye bir şeyler izah ettik. İnşallah hani söylemlerimiz bir şekilde gençliğin üzerinde yansır. Belki hayat bir şekilde müdahil olur da inşallah Allah Resulü'nün ahlakı yine Kur'an'ın ahkamıyla ortaya güzel bir genç profili çıkar diye duada temennide bulunuyoruz. Hocam programın sonuna gelirken sizin de güzel eserleriniz var. Anladım. Özellikle gençler üzerine evet. Yazdığınız yine farklı kitaplarınız var. 8 kitap mı? Evet. 8 kitabınız vardı. Evet. Kısaca bunlara da değinebiliriz hocam. Peki eyvallah. Ben Saadettin Turhan. 1974 İstanbul doğumluyum. Aslen Tokat Niksarlıyım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 2003 yılından beri de değişik dergilerde, gazetelerde köşe yazılarım var. Ama Rabbim nasip etti. 2010 yılında ilk kitabımız Seccadem Islanmıyor. Bu yeni baskısı inşallah. Eskiden bizi takip eden dostlar şunu görürler. Genelde bizi bunu kullandık ama şimdi yeni baskısında bu var. Seccadem Islanmıyor. Namaz, iman, gençlik ve ahlak. Bu dört ana konuyu ele alan bir şiir kitabı. Şiir kitabı. Evet. Biz meselelerimizi bazen şiirle anlatmayı daha kolay buluyoruz. O yüzden ilk şiir kitabımız buydu. Daha sonra gençlerle ilgili gençliğin enerji kodları adını verdiğimiz 62 tane önemli bulduğumuz meseleyi kısa kısa anlattığımız, değerlendirdiğimiz, istişarelerde bulunduğumuz bir değerlendirme kitabı. Genç enerji kodları dedik ama burada demin ifade ettiğim gibi gençleri şöyle mi tutalım? Evet. Şurayı tutabiliriz. Öyle mi tutalım? Peki. Gençliğin enerji kodları dediğimiz aslında genç sadece 10 ile 25 yaş arası değil, 0-1 ile 70 yaş arası değerlendirebiliriz. Böyle bir çalışmamız var. Güzel. Üçüncüsü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün ona irtibat kurabilseydik, kendimizi ona açıklayabilseydik, onu gönüllerimize misafir edebilseydik, kendimizi nasıl ifade ederdik? Bu duygularla ele alınmış küçük küçük dilekçeler var içerisinde. Peygamberle konuşarak, onunla muhabbet ederek kendimizi arz ettiğimiz. Bu rahmet naması dediğimiz bir seridir bu. İkincisi de medet yahu. Rabb'e olan yakarışlarımızı, yalvarışlarımızı, dualarımızı, ben meslek olarak mali müşavirim, bir üst makama dilekçe yazdığımızda önce kendimizi arz eder, durumumuzu bildirir, sonra isteriz. Bu duygularla ele alınmış üçer paragraflık dualar var içerisinde. Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver, şunu istiyorum, bunu istiyorum değil de
biraz daha kendimizi ön plana koyarak, ya Rabbi ben şöyle şöyle bir kulum, ya Rabbi ben bunlar da eksiğim, ne olur senden başka gidecek kapım da yok diyebildiğimiz aciziyetimizin dua. Evet, aynen öyle diyebiliriz. Ondan sonra diğer çalışmamız, şöyle ilkokul birinci sınıflarca giden çocuklar için hazırladık. Bir eğitim seti, 5 kitaptan oluşuyor şu anda. Bir dedeyle bir torunumuz var, Yusuf dedeyle Emin torunumuz. Birbirlerine hayata dair bir takım dersler veriyorlar. Her dersin sonunda da bir şiir okuyup birbirlerine sorular soruyorlar. Özellikle renkli ve resimli yaptık ki çocuklarımız öğrenirken bize ait değerleri öğrensinler. Yani işte ne bileyim şu bu isim vermeyeyim de burada. Bunların hayatlarını öğrenip işte olmayan hayali kahramanları kendilerine şiar edinmek yerine bizim içimizden olan, bize ait olan bir dede modelini ele alsınlar. Burada dedemiz gün görmüş, geçirmiş, hayata dair bir takım tecrübeler olan bir dede. Torunumuz da büyümüş, küçülmüş. Demin bahsettiğimiz gibi bir torun. Biraz birbirlerini zorluyorlar. Küçük küçük tiyatro şeklinde hikayeler var içinde. Güzel. Böyle 5 tane hikaye. İlkokul 1. sınıfa giden çocuklarımıza hem okumayı öğrensinler hem de biraz şiiri sevdirelim. Aynı zamanda da işte bir takım kişisel gelişime katkısı olsun diye. Güzel hocam. Sonra biraz daha yaşı büyüttük, büyüdü. İşte ilkokul 2, 3, 4. sınıflara giden, hatta 5. sınıfa giden çocuklarımız da bunu çok hoşlarına gitti. Küçük bir karış adı verdiğimiz, yine aynı tarzda hikayelerin olduğu ama biraz daha fazla burada. 15 tane hikaye var. Bu da 4 kitap olacak inşallah. Diğerleri şu anda baskıda. Küçük bir karış. Emekleyerek başlıyor bu zor yarış. Güzel bir ömür bitirmekle oluyor varış. Ömrüne bakarsan küçük bir karış, her sıkıntının çözümü tek bir yalvarış. Ömür denen oyun kısa bir süre. Nerede hata yaptık? Haydi söylesene. Bitmez sandığın gün, an gibi süre. Nasıl hesap veririm? Haydi söylesene. Başla, hazırlanıp bir çalışma çok, oldu. Çok güzel olmuş. Ben teşekkür ediyorum. Hocam kaleminize sağlık. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Bu arada yalnız şunu da sadece 30 saniyenizi alarak. Buyurun. Bizde şekerlik derler. Şeker niyetine şöyle bir Allah cebinizde olsun. Gezdirmeniz için Allah razı bir hediyemiz çok, olsun. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kıymetlidir benim için. Teşekkür ediyorum hocam. Kattığınız bilgiler için, eserleriniz için, her şey için teşekkür ediyoruz inşallah. Ben teşekkür ederim. Yayının sonuna geldik. İnşallah başka bir zaman tekrar beraber olabiliriz diye dua ediyoruz. İki güne eşit olan ziyandadır. Lütfen bu güzel Ramazan günlerinde dünkünden bugünümüz, yarınımız bugününden daha güzel olsun inşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.